Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel bir Battle Royale oyunu var. Daha önceden çıkış yapmış ama Steam'den kaldırılmış bir oyun. Tekrardan yakın zaman içinde 1 veya 2 gün önce tekrardan Steam'e geldi. Ring of Elysium arkadaşlar oyunumuzun adı. Ücretsiz bir Battle Royale oyunu. Bu Battle Royale oyununun diğer oyunlara göre kendine has bir farkları var. Onları size göstereceğim. Hem de bir el oyun oynayacağım. Oyunun mekaniğini size göstermek için. İlk önce menüleri de göstereyim hızlı bir şekilde. İstatistiklerimiz var. Oynadığımız standart PUBG'den örnekler vereceğim. PUBG'deki gibi istatistiklerimiz var burada. Giyim kuşam çeşitlerimiz var. Burada elbiselerimiz var. Şu an için 1-2 tane pantolonum. Geri kalan standart eşyalarım var şimdilik. Bir şapka bulmuşuz bir tane. Kasalarımız, şu an kasamız yok ama bir tane eğer ki paramız yetiyorsa alabiliriz. Maalesef kredim yetmiyor. Daha sonradan haftalık 8 tane kasa alabiliyoruz. Tahminimce bakayım. Kasaların içinden neler çıktı? Aslında PUBG'ye çok yakın diyebilirim. Yani PUBG oynayan bir oyuncuysanız bu oyunda yabancılık çekmezsiniz kesinlikle. Burada da görevlerimiz var. Menü bu şekilde. Oyunda maalesef şimdilik Avrupa sunucusu yok. Asya veya North Amerika sunucuları var. Ben North Amerika'yı tercih ediyorum. Asya'da daha fazla lag sorunu yaşadım. Şuradan da PvP moduna giriyoruz. Arkadaşlarınızı ekleyip buradan davet edebiliyorsunuz. Solo, duo ve squad diye standart PUBG'den alıştığımız takım çeşitleri. First person ve third person olarak iki ayrı seçenekte oyun modu var. Ben solo da third person olarak gireceğim ama daha sonradan hani ilerlemek istiyorsam aslında first person oyuncusu olmayı tercih ederim. First person olarak oynamayı tercih ederim. Evet abi. Start diyoruz. Burada şöyle bir sorun var. Oyun çok popüler olmadığı için şu an için çok fazla maç çıkmıyor karşınıza. Dolayısıyla biraz bekleme süresi fazla oyuna girerken. Fakat bakın dün akşam 15 saniyeleri geçiyordu. Şimdi hızlı bir şekilde buldu. Hemen oyun yüklenirken size anlatacağım bir konu daha var. PUBG'den ve diğer Battle Royale oyunlarından kendini ayıran en güzel özellik, uçak diye bir şey yok arkadaşlar. Doğmak istediğiniz yeri seçmeniz gerekiyor. Bunun güzel kısmı da şu şekilde. Harita şu an yüklendi. Diğer oyuncuların da yüklemesi bekleniyor. Harita herkese aynı anda açılıyor ve tıkladığınız ilk noktada doğabiliyorsunuz. Eğer ki tıkladığınız noktaya sizden başka biri tıklamaya kalkarsa tıklayamıyor çünkü siz o bölgeyi almışsınız veya siz bir başka bölgeye gitmek istiyorsunuz. Sizden önce biri orayı seçtiyse siz oraya gidemiyorsunuz. Yanındaki başka bir kareye gitmeniz gerekiyor. Yüklendiği gibi de bir tane karakolla, polis karakolu hemen orayı seçeceğim ve seçtim. Gördüğünüz gibi. SSD'nin avantajları. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz diğer mavi noktalarda diğer oyuncuların seçtiği noktalar. Bakın herkes tek tek seçiyor. Hemen hızlı bir şekilde sağ tarafta 3 adet perk diyebiliriz ya da paket diyebiliriz bunlara. Karakterinize ait 3 adet özellik var. Bunları size hem oynarken anlatacağım hem de daha sonradan hepsini tek tek göstererek videonun üstüne diğer videoları da ekleyerek bunları göstermiş olacağım. İlk abi Gliding Pack, bu delta kanat ile yüksek yerlerden atladığınızda bir delta kanat açılıyor ve çok yüksekteyse haritanın diğer ucuna kadar uçarak gidebiliyorsunuz. Kayak paketi var. Kayak paketinde kayağınızla ne denir? Kayakla sağa sola kayarak gidebiliyorsunuz ve climbing paket var. Bu da çok güzel bir özelliği var. Bunu oyuna girince göstereyim. Ayrıca bunların kapasiteleri var. Gördüğünüz gibi grinding bir kapasite, kayak 2 idi ve kazmayla ya da işte dağcılık kazmasıyla olan pakette de 3 çanta paketi, çanta kapasitesi 3 olarak gözüküyor. En yüksek kapasite şu an benim seçtiğim karakterde. Bu sizin faydanızı ileride baya bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Eğer ki paket yani eşya taşıma sıkıntısı yaşıyorsunuz. Eğer ki paket almaya kalkarsanız sağdan soldan veya mermi almaya kalkarsanız taşıyamıyorsunuz. Çünkü oyunda çanta yok arkadaşlar.
Hangi çantayla başlıyorsanız onunla devam ediyorsunuz. Evet, şimdi şöyle hızlı bir şekilde F ile lootluyorum ama şöyle taba basarak da sağ klikle lootlayabiliyorsunuz. Şu an bir silah aldım. Bu arada bu oyunun bir güzel yanı da 3 adet silah alabilmeniz. Dolayısıyla elimdeki shotgun dahil 3 adet uzun namlu silah kullanabiliyorum. Bu doğduğum yerde şu an kimse olmadığı için de güzel güzel lootlanacağım burada. Eminim yani kimse olmadığına. Yakında en azından. Şurada bir aracımız var. Bu aracı kullanabiliriz. Aslında standart, hani oynanış olarak standart PUBG'den çok farklı değil. Fakat evet, geri ışınladı gördüğünüz gibi lag'dan dolayı. Zaten bu oyunda bu lag'la kuvvet ve muhtemel ilerleyemem ama size oyunu göstermek açısından devam edeceğim oynamaya. Mesela buraları lootladıktan sonra ne var burada? 9 mm mermilerini alalım. Bu zaten 9 mm MP5 silahımız var. Silah çok güzel bu arada. Başka yenilik olarak ne demiştim? Tırmanış ve işte dağcılık şeyi vardı. He, onu göstereyim. Arkadaşlar, şimdi şu gördüğünüz çizgiler var ya, bunlar şu gördüğünüz kablolar. Bakın, kablo var burada bir tane, görebiliyorsunuzdur. Bu baktığım kablo elimdeki bu karakterin skilliyle bu kablolarla istediğim yere kayabiliyorum. Bildiğiniz o teleferik misali. Kayabiliyoruz abi istediğin yere. Onu da şimdi canlı olarak size göstereyim. Şu silahı alayım önce. Bu silah daha güzel. Evet, sesler bayağı iyi. Fakat oyunda bir optimizasyon sorunu şu an için var. 1070 ekran kartımda grafik ayarları bir tık düşük olmasına rağmen 60 kare alıyorum. 60 kare almak üzücü maalesef. Keşke daha iyi bir performansa çıkartmış olsalar oyunu. Optimize performansıyla optimize etseler. Pekala. Çok fazla lootlamayacağım. Ha, bu arada daire olayını anlatayım. Arkadaşlar, daire oyunda daire diye bir olay yok. Fırtına geliyor. Şu anda fırtınanın gelmesine 6 dakika var. 6 dakika içinde şu mavi alandan şu açık alana geçmemiz gerekiyor. Zaten ben yeterince lootladım. Şu karşı binanın çatısına da bir iki tane sniperımsı bir silah alıyordu. Onlara bakayım. Ondan sonra çıkalım. Yani size zaten burada oyunu anlattığım için çok lootlanmanın da bir önemi yok benim için şimdilik. Şunu alayım, bu silah daha iyi. Evet. Ha, bakın mesela şöyle bir olay var. Dürbün meselesinde de çok güzel bir yenilik yapmışlar. PUBG'de çok sıkıntısını çekiyorduk bunun. Arkadaşlar, dürbünü şu silaha takayım. AK'ye takayım. Canlı olarak göstereyim. AK'de V tuşuna basarak dürbün değiştirebiliyorsunuz. Onu da şuraya sağ tarafta ikisini de üst üste koyduğum için mesela değiştireyim. Diğer silah takayım. Mesela bunu alalım. Bu da bir keskin nişancı silahı diyelim mesela. Keskin nişancı silah mı tam olarak bilmiyorum bunu da ama. V'ye basarak yakını alıp uzağa alıp çeşit çeşit 8x dürbün arasında bile geçiş yapabiliyorsunuz bu şekilde. Çok iyi olmuş. Şimdi ben daire kapanacağı için hemen şuradan perkümü kullanarak yukarıdan atlayayım abi. F'e bir kere basıyorum. Ve kayıyoruz. Aynı zamanda havadayken W'ya basarak gitmek istediğimiz yöne ters bir şekilde hareket edip tekrardan geri de gidebiliyoruz. Yani ben ilk başta bunu yok, sadece aşağı doğru sanıyordum ama değilmiş. Gördüğünüz gibi yönde değiştirebiliyoruz havadayken. Fakat ateş etme veya diğer skill'lerimizi kullanamıyoruz. Dolayısıyla sizi şu çatıda şu şekilde gelmenizi bekleyen biri varsa eğer siz gelirken sizi çok rahat vurabilir. Evet arkadaşlar, diğer oyunda talihsiz bir şekilde ölünce size bu haritadaki hızlı ulaşım şeylerini de göstermek istiyorum ve diğer karakteri açtım şu an için. Haritada teleferikler var arkadaşlar. Bunlar herkesin kullanabildiği bir teleferik. Yalnız yaklaşık yani bir şarjörden daha az bir mermiyle bu teleferikler ateş edilirse aşağı düşüyor ve içindekiler ölüyor. Direkt ölüyor. Takımsanız tabii ki yere düşmüş oluyorsunuz. Arkadaşınız gelip sizi kaldırması gerekiyor. Hızlı bir şekilde ben teleferiğe tırmanıyorum. Bakın
dairede sol tarafa kapattı. Şöyle yere sıfır yatarak beni vurmasınlar. Bekleyelim abi. Sıradaki teleferik gelsin ve gidelim yukarı doğru. Dediğim gibi bu karakterin şimdi ben delta kanat seçeneği olan karakteri aldım. Dolayısıyla bu karakterde de aslında hiçbir şey yapmadan atlayabilirim ve istediğim yere uçarak gidebilirim. Teleferik geldi. F'e basıyorum ve içindeyim. Bu kadar. Gördüğünüz gibi teleferik hareket halinde. Çok dikkatli bakılmazsa sizi kimse teleferik içinden göremiyor. Aşağıdakiler göremiyor en azından. Ama teleferikte de sağ sola sıkabiliyorsunuz. En azından yandan gelene falan sıkabiliyorsunuz bu şekilde. Çok kullanan görmedim. Açık konuşayım. Bir gündür falan oynuyorum aralıksız. Çok kullanan oyuncu görmedim ben bu teleferik sistemini. Ama başarılı yapmışlar. Gördüğünüz gibi bizi daireye doğru, alana doğru götürüyor. Tabi ben tepeye tırmanacağım. İşaret koydum. Şu teleferiğin yüksek bir noktasında ineceğim. Ve sizin için şu bölgeye bir yere şey yapacağım. Burada da çatışma çıktı. Delta kanatıyla sizin için şu bölgelere bir yere uçacağım arkadaşlar. Sağ tarafta çatışma çıktı. İnşallah bizi görmezler. Sanmıyorum dikkat edeceklerini, dikkatli bakacaklarını. Gördüğünüz gibi bayağı güzel yapmışlar. Çok keyifli. Yani bu Battle Royale modundan dışında ayrıca buna bir şey de koysalar güzel olurmuş arkadaşlar. Survive modu koysalar güzel olmuş. Bu arada drop düştü gördüyseniz. Bir sıcak hava balonuyla geliyor. Drop bir top şeklinde. Eğer ki eğimli bir bölgeye düşüyorsa aşağı doğru yuvarlanıyor drop. İçinden de yüksek kaliteli silahlar çıkıyor. Evet. Çok güzel. Teleferik bu şekilde yükselmeye devam ederken. Dediğim gibi bunun bir de Battle Royale modu dışında Survive modu olsa, bir avcılık modu olsa çok keyifli oynanabilecek bir oyun arkadaşlar. Loot olmasın. Evler bomboş olsun ama hayatta kalma tarzında bir oyun kesinlikle yapmaları lazım. Yaparlarsa tadından yenmez. Bu kadar güzel bir ambiyansı Battle Royale ile çöp etmemelerini temenni ediyorum. Bakın o zipler, çizgiler her yerden gelebiliyor. Biz polis station'a inmiştik. Oradan şuraya, oradan buraya, oradan iki adım yürüyerek tekrardan haritanın her noktasına gidebiliyoruz aslında. O önceki karakterin climbing set'in perk'iyle ya da işte skill'iyle. Bu karakterin skill'ini şimdi göstereceğim size. Şurada inelim. Biz geldiğimizde şurada inelim. Buradan aşağıda delta kanatlı uçalım. Mesela nereye gidelim? Nereye gidelim? Şuraya gidelim. Evet, yaklaştığımız gibi hemen F'e basmanız lazım. Yavaşladı. F'e bastım, indim. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet, bunun silahı sırtıma alıyorum. Normal silah da olsa olur, fark etmez. Silahı sırtıma aldım arkadaşlar. Gitmek istediğiniz yere havadayken zıplıyorsunuz ve F'e basıyorsunuz. Bu kadar. W ve S'ye bastığınızda aşağı veriyor kafayı. O yüzden sabit gitmekte fayda var. Bu şekilde sağa sola yönlendiriyorsunuz. Tabi yukarı doğru gittiğimiz için mesela tepe aşağı gidelim. Baya geldiğimiz yere doğru gideyim hatta. Sonuçta birinci olma gibi bir amacım yok şu an için. Bu şekilde havada asılı kalarak eğer ki çok yüksek bir noktadaysanız neredeyse haritanın diğer noktasına gidecek kadar havada kalabiliyorsunuz bu delta kanat ile. Gördüğünüz gibi. Çok güzel değil mi ya?
Yani sırf şu sebepten dolayı oynayabilirim ben. Yani zaten hani PUBG'nin malum Fortnite etkisiyle, diğer Battle Royale etkisiyle PUBG'nin oyuncusu düşmüşken, hileden geçilmezken şöyle bir oyunun çıkması ve bunun ücretsiz olması ciddi ciddi PUBG'nin tahtını sallayacaktır diye düşünüyorum, açık konuşayım. Fakat şöyle de bir sorun var. Ücretsiz ve Battle Royale oyunların ya da popüler oyunların en büyük kabusu da hiledir arkadaşlar. Maalesef ücretsiz olacağı için de hilenin daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Şu şekilde dönelim. Ve bir yerlere, şu çatışmanın olduğu yere inelim en azından. Size son karakteri de gösterip videoyu burada bitireceğim. Ha bu arada oyunun sonu nasıl oluyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Oyun kapanıyor, daireler kapanıyor, kapanıyor, kapanıyor. En sonunda, son daire demeyeyim de son alanda bir helikopter iniş noktası geliyor. Helikoptere sadece 4 kişi binebiliyor. Ve 5 dakika içinde helikopter kalkıyor. 5 dakika içinde helikoptere binen oyunu kazanmış oluyor arkadaşlar. Tabii helikoptere binerken orada bir çatışma dönüyor, bir şeyler oluyor. Onu da göz önünde bulundurmak gerekir. Evet, burada çatışma dönmüş. Varsa bir adam vuralım, yoksa göremedim. Ha bir özellik de Q tuşu. Bak bunu unutuyordum neredeyse. Armada oynadığım bir modluk. Armada oynadığım bir özellikti arkadaşlar. Kit basayım kendime. Arkadaşlar, takım arkadaşına adam nerede, şurada mı, burada mı demenize gerek yok. Baktığınız yöne Q tuşuna basıyorsunuz, işaret koyuyor. Herkes görüyor bu işareti. Q işi. Bak şurada, şu camda, işte şu köşede, ne bileyim. Ses nerede geldi? Adam burada. Her yere basabiliyorsunuz ve Q'ya bastığınız anda herkesin ekranında bu işaret kaç saniye, 2 veya 3 saniyelik bir süre zarfında duruyor. Yakınlarda bir yerde çatışma var. Bana ateş eden adam nerede? Bu özelliği pas geçti. Neredeyse unutuyordum. Çok 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 faydalı bir şey. Yani ciddi anlamda takımı kurtaran bir özellik arkadaşlar. Hatta size videonun devamında da şuraya bakın, şuraya bakın demem demektense bunu kullanabilirim. Optimizasyon sıkıntısı var maalesef. Şu an alan içinde kaldım bu arada. Bir yandan da çıkmam gerekiyor güneye doğru. Fakat çatışma var diye çatışmaya ilerliyorum ben. Bu arada taşıma kapasitesi dediğim gibi en düşük karakter bu karakter. Açıkçası evet, havada rahatça uçabilirken güzel ama. Güzel ama taşıma kapasitesi olarak çok düşük. Şurada adam var. Bakın. İşaret attım. Gördünüz mü? Evet. Vuruldum. Nereden vurduğunu bilmiyorum, o yüzden göstermeyeceğim. 9 numarayla da bandaj var. Ben sağ klik yapıyorum. 9 numarada basıyormuş bandajı. Ha bu arada tabii ki ölmezsem göstereyim. Mesela burada çatışma çok hızlı dönüyor. Artık buradan çıkmam gerekiyor. Arkadaşlar koşuyorsunuz. Havada bir kere... Aha yapamadım. Burada olmadı maalesef. Havada bir kere F'e basıyorsunuz ve uzadınız. Tebrikler. Şu alandan çıkmamız lazım. Şuradan deneyeyim bir kere. Gördüğünüz gibi beni vuran arkadaş neredeydi? Bu arada kamera mouse free lock'ta çalışıyor. A ve D tuşlarıyla hareket ettirebiliyorsunuz bunu.
Kullanması kolay. Bir kere F'e basmanız yeterli. Adam altımda. Gördüğünüz gibi kilimizi aldık. Dış kamerada sıktığınız yere gitmiyor mermi. Çok ilginç bir şekilde az önce öldüğümde, bir önceki karakteri gösterirken öldüğümde attığım yere gitmedi mermiler. Oraları kırptım ama sizin için. Evet, fırtınanın içine kaldık bu arada. Onu da son olarak göstereyim, fırtına olayını. 1 dakika 18 saniye içinde fırtınadan çıkmaz isek canımız düşmeye başlayacak. Bunun için de şunları lootladıktan sonra, bunun için arkadaşlar araç veya dediğim gibi teleferik olur, bir şekilde bir skill ile bir şeyle buradan kurtulmamız gerekiyor. Ben tabii ki bu karakterin skill'leri maalesef teleferiğe kullanmaya uygun olmadığı için buradan kurtulmak biraz daha zor. Açıkçası ben teleferik skill'i olan karakteri kullanmayı tercih ediyorum. Mesela eğer ki buradan kurtulmak isteseydim şu an çok basitti o karakterle. Uzun bir süre koşacağıma bu noktadan şuraya, buradan da buraya ve buraya, son olarak da buraya girerek yaklaşık yani 2 dakika içinde, daha da kısa sürede hatta belki bu alandan çıkmış olacaktım. Ama şu an mucize gibi bir şey benim bu alandan sağlam çıkmam. Bayağı uzak çünkü gitmem gereken bölge. Fırtınanın gelmesini bekleyelim. Son 1 saniye ve esas fırtına geldi arkadaşlar. Bu sizin canınızı götürüyor. Gördüğünüz gibi etraf karanlık ve ciddi bir tipi var. Karakterinizin üstü başı karlı olmaya başladı. Şey çok güzel bu arada. Silahlar da böyle kar ve ya silahların kaplamaları da değişiyor ve bayağı güzel oluyor. Harbiden. O soğuğu içinizde hissediyorsunuz. Belki bir araçla çıkabilirdik. Araçların şu an için sesleri çok fazla. Belki optimize edilebilir onlarda. Eksikleri var oyunun kesinlikle ama şu haliyle, çıkış haliyle bence ücretsiz bir oyuna göre kat 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 daha iyi. Ben normalde ücretsiz oyunları herkes edinip oynadığı için incelemesini yapmıyorum ama bu oyunu incelemeye değer gördüm arkadaşlar. Evet, bu şekilde bitirdiğimize göre son karakterimizi de size gösterip incelemeyi bitirelim arkadaşlar. Her karakterin aynı zamanda doğduğunda üstünde silahla geliyor. İlk iki karakter tabancayla, üçüncü karakter ise shotgunla geliyor arkadaşlar. Bakın burada da mobility olarak da aslında tam tersi olması lazım ama neden yapmışlar bilmiyorum. Mobility olarak en düşük bu, ikincisi bu, üçüncüsü de bu. Her yöne gidebildiği için büyük ihtimal. Aslında en mobil karakter bu bence. Hem tırmanabiliyor hem de bu teleferik şeyiyle her yere kayabiliyor. Şimdi dostlar, sizin için karakteri dağda başlattım, yüksek bir tepede. Çünkü malum kayakla kaymak için yüksek bir yerde olmanız gerekiyor. Aslında eğimli bir yerde olmanız yeterli. Yüksek demeyeyim, eğimli bir noktada olmanız yeterli. Bir tepeden, bir yerden aşağı inerken abi T'ye basıyorsunuz ve direkt kayağını alıyor. Gitmek istediğiniz yöne bir kere basmanız yeterli. W'ye bastım ve hızlandım. Bu şekilde tepeden aşağı kayıyorsun. Hatta şöyle zıplayayım sizin için. Gördüğünüz gibi. Asfalta çıkınca duruyor. O yüzden karlı yerlerde gitmeniz daha faydalı. Asfalta durmuyor ama yavaşlıyor en azından. Vaa, yapamadım. Evet, yavaşladığında da bu şekilde zıplayarak hız almaya çalışıyor karakterimiz. Şöyle tekrardan teleferiğe gideyim sizin için. Aslında koşmaktan iyi, evet. Ama bunun dezavantajı var bu karakterin maalesef. Eğer ki daire
şöyle diyeyim. Şurası yükseklik bölge, burası alçak bölge. Siz buradaysanız ve daire bu tarafa kapandıysa maalesef karakteri kullanamıyorsunuz tepeye yukarı. Yani eğim aşağı olması gerekiyor bu karakterin skillini aktif olarak kullanabilmek için. Bayağı da güzel kayıyor aslında. Kayarken ateş etme gibi skilleriniz de yok maalesef. Gördüğünüz gibi. Şurada bir kar motosikleti var. Araçlara da bineyim sizin için son olarak. T'ye bastınız arkadaşlar. Kayaktan iniyor ve F'e basarak araca biniyor biliyorsunuz. Şöyle en yakın dağ nerede? Geldiğimiz yönde. Tamam gidelim abi oraya. Evet. Çıkabileceğim en yüksek noktaya çıktım arkadaşlar. Buradan aşağı sizin için kayacağım. Nereden kaysam acaba? Şuradan kayayım dostlar. Hadi bakalım bu güzel görüntülerle videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Asiktir. Düştüm. Yapamadım. Evet, tepeden aşağı kaydık. Ha bu arada bitirmeden son bir şey daha, son bir şey daha. Bunu da size söyleyeyim, bu karakterin bir güzelliği daha var. Arkadaşlar yüksek bir yerden aşağı atlarken bakın. Şuradan atladım. Canıma bakın şimdi. Düşmedi. Neyse çatıdan şöyle bu karakterle yüksek bir yerden atlarsanız tabii ki kayak açıkken T'ye basarak canınız gitmiyor. Bakın. Şuradan aşağı atlıyorum. Evet, canımı gördünüz mü? 17 kaldı. Bir daha çıkayım atlayayım. Bakın atlıyorum abi aşağı. Gördüğünüz gibi canım gitmedi. Bu da bunun özel bir skili olabilir, öyle diyeyim size. Pekala arkadaşlar, gerçekten görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.